Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Şimdi Altınoluk'tayım buralarda. Uzun yıllardır ailem burada yaşıyor benim. Arada sırada biz de geliyoruz. Şimdi annemle bir konuşma yapacağız. Annemle yaptığım konuşmada Altınoluk'un işte beğendiğimiz yönlerini, beğenmediğimiz yönlerini, kalabalık olduğunu zaman zaman, özellikle yazı çok kalabalık oluyor. Bu ve benzeri konularda neler yaşandığını böyle 20-25 yıldır kendisi burada yaşıyor. Onun ağzından dinlemiş olacağız. Şimdi gelin bakalım Altınoluk nasıl bir yer? Kimler için uygun? Yazın gelinir mi? Kışın mı gelmek lazım? Ne zaman en uygun zamanlar, hangi tarihler? Hepsini annemden bir dinleyelim. Şimdi bugün farklı bir yerdeyiz. Yanımda da bir konuğum var. Sevgili Nergis Çetin, annemle. Bugün neredeyiz Nergis? Altınoluk'tayız. Evet, Altınoluk'tayız. Devamlı ikametgahım. Evet, annem uzun yıllardır burada ikamet ediyor, yaşıyor. Biz de işte fırsat buldukça tatillerde, bayramlarda her zaman gelmeye çalışıyoruz. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Altınoluk biliyorsunuz özellikle İstanbul'da yaşayanlar için güzel bir tatil beldesi. Ama son dönemde çok büyüdü değil mi? Çok büyüdü. Evet, haddinden fazla büyüdü. Bayağı bir kalabalıklaştı. İlkbaharda, sonbaharda daha güzel bence. Şimdi Ekim ayındayız biz şu anda. Hakikaten böyle güzel güneşli bir hava. Kuş sesleri falan bilmem ne kadar çıkıyor mikrofondan. Şu anda buradayız. Peki şimdi ben anne sana şey soracağım. Bilmeyenler için tabii ki bunu söylüyoruz. Tabii. Altınoluk nasıl bir yer? Yani sen uzun 93'te falan geldik değil mi biz buraya ilk? Evet, 93'ten beri buradayız. Evet. Nasıl? Hem biraz sallanalım böyle, salıncağımızda bir yandan da konuşalım. Ha. Vallahi çok güzel, havası çok temiz. 6 ay yani 2 ay falan bir soğuk oluyor. Onu soracağım, ne kadar soğuk oluyor yani? En fazla 2 ay, o da rüzgar estiği zaman. Yağmur yağdığı zaman çıkıp gezebilirsin, balkonda oturabilirsin. Çok güzel. Tertemiz havası var. Peki her yerin havası güzel mi Altınoluk? Çünkü çok büyüdüğü için. Her tarafı güzel, yalnız kışın aşağılarda, denize yakın taraflarda biraz daha kömür kokusu oluyor. Bizim bu bulunduğum yerde öyle bir sorun yok. Tertemiz bir havası var. Yazında öyle oluyor, kışında. Yazında bunaltıcı oluyor çok kalabalık değil olduğu mi? İçin. Zeytin ağaçları kesildi. Daha çok bina yapıldı. Ondan ben oluyor düşünüyorum. Evet, ama genelde hiçbir hava, Türkiye'nin hiçbir yerinde yok herhalde böyle güzel bir hava. O yüzden, ben seviyorum. O yüzden yazın İstanbul'dan daha kalabalık olduğunu söyleyebilirim ben. Evet, söyleyebilirsin. Doğru. Evet. Hani doğru. Burada çok büyük marketler var, her şey var ama var. Kuyruk oluyor. Hatta bazen böyle bir şey mal kalmıyor içeride. Kalmıyor, evet. Eskiden bir banka vardı. Şimdi 12-13 tane, 13-14 tane okul var. Yani Edremit il olabilir. O kadar büyük. Peki sürekli yaşanır mı sence burada? Yaşanır tabii. Yaşıyorsun sen zaten. Evet, ben yaşıyorum. Çok güzel, mis gibi havası var. Nereye gidersen git, bir bulanık bir hava, insanın içini karartıyor. Ama buraya geldiğin zaman için açılıyor. Şimdi ben detaylarda şey de koyacağım. Bizim evin balkonundan bir manzara da var, güzel bir manzara. Evet. Karşıda adalar mı anne onlar? Şu karşıda evet, gördüğümüz şeyler adalar değil mi? Evet, adalar. Yunan adaları mı onlar? Sağ taraftakiler. Yunan evet adaları değil mi o? Daha ileride adalar. Buralar bizim gene Türkiye şeyinde ama daha sağ taraftan bakarsak adalar var. 3-4 kilometre yani şeyde. Küçük kuyu tarafından gözüküyor adaların ışığı. Evet, Altınoluk Balıkesir'e bağlı. Altınova falan gibi karıştıranlar olmasın diye söylüyorum bunu özellikle. Yani baksanız haritada falan bulursunuz ama evet. İstanbul'dan da işte böyle 6 saat 7 saatte geliniyor. Kendi arabanla biraz yani hız limitlerini aşmamak kaydıyla 5 saatte falan gelebilirsiniz. Özellikle bu Osman Gazi Köprüsü falan açıldığı için neredeyse Susurlu'ya kadar falan paralı yoldan gidip bir şekilde gelinebiliyor. Peki burada bir emeklisin sen anne. Uzun yıllardır da yaşıyorsun. Peki hani böyle beğenmediğin tarafları var mı? Altınoluk'un yani beğenmediğin yönleri. Yok. Bir tarafları yok. Ben memnunum. Havası güzel. Denizi de çok güzel. Yani bilmiyorum, başka yerlere göre güzel olduğu söyleniyor. Yani mesela Akçay'ın falan böyle değilmiş. Daha çok buraya geliyorlar hani şey yapanlar, Akçay'da olanlar. Öyle söyleniyor, bilmiyorum. Ben Akçay'da bir kere girdim, pek hoşuma gitmedi. Burası denizi de güzel, havası da güzel. Sadece biraz kalabalık oldu eskiye göre. Ben kalabalığı sevmediğim için böyle söylüyorum.
Ben pek kimse insanların seveceğini sanmıyorum kalabalığı. Çünkü kalabalık hakikaten kalabalık yani burada. Öyle hani evet. Laf olsun diye söylemiyoruz. Evet. Hani arabanızı park edecek yer bulamıyorsunuz. İşte marketlerde ürün kalmıyor, alabilecek çeneniz azalıyor falan. Böyle bir kalabalıktan bahsediyorum. Hani böyle yağmalanıyor sanki raflar falan. Özellikle yazın yoğun hani işte Temmuz, Ağustos gibi yoğun tatilin olduğu dönemlerde özellikle. Ama yani birdenbire kalabalık olunca suyu bir de tertemizde. O su bile karışıyor artık yani. Eskisi gibi değil yani. Kuyusu. Eskisi gibi değil. Aşırı bir akım var buraya, havası güzel diye. Sanki burada ölüm yok. Ama Kaz Dağları var, güzel değil mi? Tabii Kaz Dağları var. Zeytin ağaçları var. İlkbaharda çok güzel oluyor. Bütün zeytinler, sonra ne bileyim mandalinalar, portakallar çiçek açıyor. Sokaklar mis gibi limon kolonyası kokuyor gibi sanki. Ben öyle hissediyorum. Evet, işte uzun yıllardır, yaklaşık işte 93 yılından beri evet. Burada yaşayan anneciğimle beraber bir altın oluyor. Anlatmaya çalıştık da bu bizim perspektifimiz. Herkesin beklentisi, ihtiyaçları, işte düşüncesi farklı olabilir. Biz seviyoruz altın oluyor ama ben de evet kalabalığından pek hoşlandığımı söyleyemem. Bu kalabalığa katkısı bu olan birisi olarak söylüyorum bunu. ama yazın özellikle çok kalabalık. Ama şu an çok güzel, sessiz, sakin. Ben aşağı indim mesela dün filan. Ekim ayındayız bu arada biz bu şu anda ve hava çok güzel. Hafif bir rüzgar esiyor. Kuşlar şakır şakıyor. Az önce de söyledim ne kadar geliyor bilmiyorum. Sakin şu anda mesela. Denize bile girersiniz çok rahat. Evet. Benim evet. Pek suyla aram olmadığı için ben evet. Pek şey yapmıyorum. Deniz de güzel. Ben geçen sene 23 Ekim'de dahi denize girmiştim. O kadar diyorsun anne. Evet o kadar. Güzeldi yani. Bu yaşta girdiğime göre evet. Düşün annem artık. Annem 70'ine merdiven dayadığını söylemiş evet. Olalım. Görmeye değer. Evet, Kaz gelme. Dağları yukarılarda mesela evet. Kaz Dağı şeyi var, ne onun adı, safarisi var. Ne bileyim denizi güzel, havası güzel. Tavsiye ederim yani insanların gelip görmesini. Zeytinyağı çok güzel. Zeytinyağı güzel. İnsanları güzel gördüğünüz gibi. Evet annemi gördüğünüz gibi. Altınoluk maceramız devam ediyor. Sevgili annem Nergis Çetin'le beraber şu anda. Sahilde yürüyoruz. Nasıl Nergis, buraları güzel olmuş mu? Çok güzel oldu. Biliyorsun eskiden buraları şey değildi böyle. Bir platform yapmışlar buraya. Burası aslında sahildi. Evet, o sahil biraz kötü olmadı mı? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne diyorsun sen? İyi oldu ama işte denize girme yerleri azaldı. Evet. İnsanlar üst üste. Evet. Oluyor. Ama değişik bir yürüyüş, yani. Yürüyüş alanı oldu. Bu da şarttı yani. Bu da şarttı. Evet, bisiklet alanları falan da var şu evet. Yan taraflarda. Hatta bak evet. Şöyle çekeyim ben. Evet. Şöyle göstereyim size de. Şuralarda böyle. Bisikletlerin gezdiği, işte insanların oturduğu, dinlendiği alanlar da var. Hı-hı. Tekrar biz dönelim bu tarafa Nergis'cim. Evet. Güzel diyorsun yani. Güzel, güzel. İnsan özeniyordu başka yerlere gittiğin zaman böyle bir yere olsun diye. Güzel. Altınoluk zaten güzel. Bak dağlara bak. Dağlara çek bakalım şuradan. Çek dağları da. Dağları çekelim. Şimdi şu tarafta bakın şöyle görüyorsunuz Kaz Dağları bunlar. Evet. Çok güzel. Oksijen deposu yani. Özellikle sonbahar ve ilkbahar çok güzel buraları. Yazın birazcık kalabalık oluyor. Onu zaten söylemiştik biliyorsunuz. Hı hı. Şuradan tekrar dönelim. Var mı annem eklemek istediğim bir şey? Yok. Sakinlik, kalabalık istemiyorlarsa gelmek isteyen ilkbahar ve sonbaharda. Ya bak şu mevsim ya bugün ayın 14'ü. Ekim ayındayız bu arada. Ekim ayının 14'ü denize giriliyor. Ona göre herkes. Evet. Ona göre tavsiyeleri dinleyin. Sakinlik isteyen ilkbahar, sonbahar. Kalabalık isteyen Temmuz, Ağustos, Haziran gelebilir. Ya öyle dinleyin annem ona göre. Peki burada kalma imkanları nasıl? Genelde insanların kendi evleri var gördüğüm kadarıyla. Genelde kendi ev olan var ama pansiyonlar var, apartlar var. Ne bileyim güzel yani çadır kampingleri var. Oteller var. Oteller var. Var da var yani. Herkesin kesesine ya, uygun bir şeyler var evet, yani. Evet. Bulabilirsiniz. Özellikle biz yazın değil de ben onu annemle aynı fikirdeyim. Yani sürekli evet. Burada kalmıyorsanız yazın değil de hani ilkbaharda ya da sonbaharda gelmek mantıklı. Hem sezon sonu olduğu için fiyatlar daha makul olur. Hem de sakin olur yani daha rahat. Sakinliği sevenler için ilkbahar evet. Sonbahar. Köyleri var değişik manzara bakımından. Mesela evet. Köylerine gidersin. Oradan da çok güzel kuş bakışı. Çay bahçeleri var, yemek için restoranlar var.
Güzel yani, bir tavsiye ederim gelip görmelerini. Teşekkür ederiz Nergis Çetin'e. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi soracağım bak tek tek ona göre. Videoları da beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bana bu konuyla ilgili veya başka konularla ilgili her türlü soru, yorum, görüş, eleştiri, beğendiniz, beğenmedim, nasıl bir adamsın, her şey olabilir. Yazın. Elimden geldiğince yanıtlıyorum. Hakaret etmeyin yalnız. Bak onları siliyorum, haberiniz olsun. Sonra niye sildi, niye silmedi olmasın. Küfür, hakaret yok değil mi Nergis? Tabii, hakaret edecek bir şey yok ki. Beğenmiyorsan izleme yani. Beğenmiyorsan izleme, hiç, gelme. Hiç. Aynen İstediğin öyle. İstediğin yere tın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. El salla Nergis. El salla.